Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf tarih, 1. dönem 1. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. Tarih biliminin özelliklerinden 5 tanesini yazınız demişiz. Hemen yazalım. İlk olarak şunu söyleyebiliriz ki, tarihi bir olayın tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir. Tarihi bir olayın tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir. Tarihte deney ve gözlem olmaz. Tarihi olayın meydana geldiği yer ve zaman bellidir. meydana geldi. Yer ve zaman bellidir tarihi olay belgelere dayanarak incelenir. Dayanarak incelenir. Bir olayın sonucu başka bir olayın nedenidir bir olayın sonucu başka bir olayın nedenidir. Tarihte arkadaşlar. Ve ayrıca şunu da belirtelim. insan topluluklarının her türlü faaliyeti tarihin konusudur diyoruz. Ve ilk sorumuzu mükemmel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Her sene klasik olarak sorulan tarih birinci dönem birinci yazısında sorulan bir soruyu, soruyu cevaplamış olduk. Peki tarihe yardımcı bilimlerden beş tanesini yazarak açıklayınız. Her sene çıkar şaşmaz. Ne diyelim arkeoloji nedir Türkçe meali kazı bilimi. Peki antropoloji Nedir ırk bilimi? Kronoloji, zaman bilimi, filoloji, dil bilimi. Kaç tane istediğimiz soru bizden 5 tane, bir tane daha yazıyoruz. Kesin çıkacak bir soru. Bakın arkadaşlar, herhalde. arma bilimi diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Tarih biliminin araştırma metotlarını sırasıyla yazınız. Yazalım. 1. Kaynak arama. 2. Tasnif yani sınıflandırma 3. Tahlil. Yani çözümleme. Dört, tenkit yani eleştiri. Beş, terkip yani sentez arkadaşlar. Evet, harika bir şekilde ne yapmış olduk sorumuzu tamamlamış olduk. Yani şu üç soru e, mükemmel bir şekilde cevaplandı ve karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Bunları kesinlikle güzel bir şekilde not olarak e, hazırlanın. Ben size çıkacağına bu soruların söz verebilirim. Peki, bu sayfamızı hızlı bir şekilde gözden geçirecek olursak, özellikle ikinci sorudan başlayarak tarih bilimine yardımcı bilimlerden 5 tanesini yazdık. Arkeoloji, antropoloji. Arkeoloji neydi? Kazı bilimi. Antropoloji, ırk bilimi. Kronoloji, zaman bilimi. Filoloji, dil bilimi. Herhalde arma bilimi. Özellikle bu sorunun üzerinde çok duruyorum. Çünkü hatta ilk sorunuz bu olabilir. Sınavda diyorum ve arka sayfamdan devam ediyorum. Peki ne demişiz? Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler hangileridir? sırası ile yazınız. Hemen yazalım. 1. 12 hayvanlı Türk takvimi. 12 hayvanlı Türk takvimi. 2. Celali takvim. 3 Rumi takvim. 4 Hicri takvim. 5 Miladi takvim. Diyorum ve sırasıyla Türklerin kullanmış olduğu takvimleri sıralıyorum. 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali takvim, Rumi takvim, Hicri takvim ve Miladi takvim şeklinde. Takvimi ilk defa kullanan toplumlar hangileridir? İsimlerini yazınız. Arkadaşlar. Takvimi ilk defa kullanan toplumlar Mısırlılar ve Sümerler olarak adlandırabiliriz. Güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk olarak Mısırlılar güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar ay yılı esasına dayalı ilk takvimi ise Sümerler aha kalem gidiyor. Kullanmıştır. Tam gidiyormuş gibi yapıyor. Sonra yazmaya devam ediyor. Sümerler kullanmıştır diyoruz ve bu sorumuzu da çözüyoruz. Bir diğer sorumuzda ilk şehir devletleri hangi çağda ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar tarihte ilk şehir devletleri Tunç devrinde Ortaya çıkmıştır. Tarihte ilk düzenli orduyu ve imparatorluğu hangi uygarlık kurmuştur? Arkadaşlar ee, Akatlar kurmuştur. Mezopotamya merkezli bir devlet olan Akatlar tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kuran medeniyettir. Akatlar diyoruz ve bu sayfamızda mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Mısırda Firavunlar için yapılan mezarların adına Piramit denmekte. Sümer uygarlığının ibadet, eğitim ve gözlemevi olarak kullandığı yapının adı Ziggurat. İnsanoğlu hangi çağda yerleşik hayata geçmiştir? Cilalı Taş Devri'nde yerleşik hayata geçmiştir. Ay yılı esasına dayalı ilk takvim hangi uygarlık hazırlamıştır? Evet arka sayfada aslında bunu bahsetmiştik ama tekrar burada yazmışız. Demek ki önemli bir şey bu ki bir daha yazmışız diyormuşum. Ya da e, yazasım, geldi diyormuşum. Yani sonuç olarak yazmışız cevap. Yalın tekrardan hem daha kalıcı olur bizim için. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi arkadaşlar kim yapmıştı? Sümerliler. Sümerler. İlk takvimi Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi Sümerler hazırlamıştır. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi ise Mısır Bunlar hazırlamıştır sayın arkadaşlarım. Diyorum ve yaklaşık bu 10 dakikada karşısına çıkabilecek her sene banka olan soruları mükemmel bir şekilde cevapladığımızı düşünüyorum. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılı çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.